Özellikle 2008 e, Amerika'daki morguç krizinden sonra Türkiye'de bir yıl içerisinde yüzde 250 stajyer e, ve çocuk işçilik miktarının bir yıl içerisinde yüzde 250 arttığını görüyoruz. O kriz nedeniyle milyonlarca işçi atılmıştı, fabrika atılan işçilerin yerine. E, özellikle e, stajyer ve çocuk işçiliğe doğru bir yönelim olduğunu Türkiye'deki firmaların, kapitalizmin buraya doğru yöneldiğini görüyoruz. Bu son 10-15 senede gelişen bir şey ama son yıllarda bu artık çocuk işçi cinayetlerinde de gözle görülür bir hale geldi. Pandemide de bunu gördük özellikle tarım ve inşaatta. Pandemide de baktığınız zaman çocuk Türkiye'de işçi cinayetlerini rekor kırdığını çalışılmaması gereken dönemde ama çocuk işçi cinayetin de re rekor kırdığını görüyorsun. Yani 2008 kaptığım krizinden sonra Türkiye'de sermaye açısından bir ucuz emek gücü arayışı e, var. E, 2008 krizinden sonra işçi sınıfında ortalama e, çalışma yaşamının giderek aşağılara çekildiğini, işte 14-15 yaşlarına çekildiğini bunlar kayıtlı rakamlar üzerinde konuştuğumuz bir de kayıt dışı olan var. Yani kayıt dışı olanlarda özellikle tarımda e, tarım işçiliğinin artması, e, tarım e, işte deri kundura gibi, tekstil gibi sektörlerde e, çocuklarının e, ellerinin hatta parmaklarının e, daha narin o ve bazı şeyleri daha güzel yapabilme becerisinden e, yararlanma anlayışı da maalesef e, bir e, sistematiğe konuldu hem tarımda hem işte deri kundura gibi sektörlerde İzmir'de zaten yıllardır deri kunduru sektöründe 5 yaşında çocuk çalıştırılıyor. Yani devletin el atmadığı bir kayıt dışı alan var. Biraz önce MESEM projesi yasal yani çocuk işçiliğin meşrulaştırılmış hali ama bir de bunun e, kayıt dışı hali var. E, dolayısıyla eee MESEM projesiyle e, yasallaştırılan çocuk işçiliği eee Kayıt dışı alanda da Türkiye'nin içerisindeki göçmenlik üzerinden de çocuk işçiliği sayısının e, ucuz emek gücü sömürüsü anlamında arttığını e, gıda sektöründe, tarımda, inşaatta arttığını ve bunların da artık e, o küçük çocukların okuması gereken, oynaması gereken, e, yeterli eğitim alması gereken çocukların maalesef bir geçim derdiyle e, onların emeklerini e, çok erken bir dönemde sömürüldüğünü görüyoruz. Türkiye ekonomisi bunun üzerine inşa ediliyor. Bu çocukların istediği bir şey değil. Bu ailelerin yani eğer annesi babası varsa ailelerin zorladığı bir şey. Türkiye ekonomisinin tercihi. Türkiye ekonomisi ucuz emek gücü istiyor ve e, kayıt dışı emek gücü istiyor ve bu alan kontrolsüz ve denetimsiz. Yani devletin denetlemediği bir alan olduğu için de yoksullaşmanın etkisiyle Artık aileler tek maaşla geçinemiyor. Yani bir baba geçinmiyor. Şimdi bir asgari ücretle bir aile geçinebilir mi? Yok. O zaman eşi de çalışıyor. Artık yani gelinen noktada iki eşin çalışması da ailenin geçimine yetmiyor. O zaman ço aileler çocuklarını da kendi okul masraflarını karşılamak için... Eğer okuyacaklarsa ya da giderlerini, belki haçlıklarını karşılamak için onları aileler çalışmaya itiyor. Yani bu geçim nereden kaynaklanıyor? Bu kesinlikle o çocukların isteği değil. Hangi çocuk çalışmak ister yazında? İşte top oynamak ister, dinlenmek ister, gezmek ister. Ama bu çocukların maalesef böyle bir tercih hakkı bırakılmış değil. Bu geçim derdinden dolayı ailelerinin zoruyla çalıştığını söyleyebiliriz dediğimiz gibi özellikle 2009'dan itibaren her yıl %200-250 oranında e, yaş ortalamasının işçilikte düşürülüp hani 15 yaş altına indirildiğini ve bunun katlayarak gidiyor. %200-250 yani bu niye bağlı? Türkiye'de biliyorsunuz e, çalışan nüfusun e, yaklaşık %83-85'iydi yanlış hatırlama oranı asgari ücret seviyesinin altında ya da o seviyelerde yani memuru da işçisi de dahil bu seviyelerde yaşamaya çalışan bir halkız biz. Şimdi bunların çocuklarını düşündüğünüz zaman bir asgari ücretle iki asgari ücretle ev geçindiremeyecek durumda olunca da e, hem insanlar mecburen geçimlerinden çocukları itiyorlar ama daha bence tehlikeli olan sistematik olarak bu çocuk işçilik e, ekonomisi isteniyor. Yani ee, ekonomi bu ucuz iş gücünü istiyor ve yönlendiriyor işte mesen projesi de e, biz meslek liselerindeki çalışmalarda mesen projesi de eğitim alandaki e, milli eğitim politikalarımız da çocuk işçiliği özendiriyor maalesef bence çok dikkat edilmesi gereken yer burası yani aileler tamam geçinmek zorunda ama ee, milli Eğitim politikamız neden çocuk işçiliği geliştirmek üzerine bunu sorgulamamız lazım. Bir ihtiyaç olarak MESEN projesiyle e, firmalara ucuz emek sağlanıyor devlet tarafından projelendiriliyor. E, bu e, projelendirme 2009'dan bu yana arttığını görüyoruz. 2009 yılında stajyer kırsıyar e, SGK istatistiklerine göre 17 bin sadece 17 bin civarındayken bugün 1 milyon 300'e ulaşmış. Çıraklık şeyiyle de 300 bin lira yakın bir çırak olarak istatistiklerde rakam görünüyor. Bunlar resmi istatistikler. Şimdi bu MESEM projesine biz devlet olarak bu kadar sürede yaklaşık 20 milyar teşvik vermişiz. Hani Patronlara ucuz emek gücü sağlamak için 10 yılda ve bu projede örneğin 2023 yılında eee bu projeye e, devlet teşviki yaklaşık 2 milyar. Ama bu 2 milyardan sadece 300 milyonunu çocuk ve öğretmenlere gitmiş. Yani e, aynı zamanda bu çocuklar bedava çalıştırılıyor. Bir de devlet bu çocuklar ucuza çalıştırılsın diye bu firmalara teşvik adı altında teşvik e, yapıyor yani çocuk ucuz iş gücü çalıştırın diye. Bundan dolayı da tabii patronlar için çok cazip bir şey oldu. Özellikle Milli Eğitim'in bu işe girmesi MESEM projesiyle. Nitekim 2024 yılında şu an MESEM projesine başvuran patron sayısı 1 milyona ulaşmış. Yani 1 milyon patron diyor ki ben ucuz iş gücü istiyorum, çocuk iş gücü istiyorum. Bu da ne yapıyor? İşçi cinayet, çocuk işçi cinayetleri sayısını doğal olarak arttırdı. Ee, geçen yıl 2023 yılında 62 bu yıl e, şu ana kadar hani e, Haziran ayı verileri resmi, e, şey, elimize ulaşan veriler dahil olmak üzere 24 çocuğun işçi cinayetlerine kurban gittiğini e, görüyoruz ve bu çocukların arasında 5 yaşında çocuklar da var yani 5 yaşındaki çocuklar da çalıştırılıyor. Yani bu 14-15'te kalmıyor. Oradan başlıyor. ve 5 yaşına kadar çocukların işçi cinayetlerinde maalesef hayatını kaybettiğini, İşte bunlar genellikle servis ulaşım sırasında olabiliyor. Düşme, ezilme, zehirlenme. Biz tabii ki çocuk işçi çalıştırmayın diyoruz. Yani çalıştırın da koruyucu salgı önlemini alın diyemeyiz. Derhal çocuk işçiliği yasaklanmalı. Türkiye'nin bu ucuz emek gücü arayışı e, çocukları mahvediyor, aileleri de yönlendiriyor ama aileleri buna mecbur kılan ekonomik sistem asgari ücreti yoksulluk sınırına getirirseniz siz kimse çocuğunu orada çalıştırmak zorunda kalmaz ve bu mesen projeleri de bu şekilde kapatılmalıdır.